olmuş gibi davranmak. Olmayı arzu ettiğin kişiymiş gibi yürümen, konuşman ve davranman demektir. Kendin için belirlediğin hedeflerine o anda ulaşmış gibi davran. Herkes tarafından tanınan ve saygı duyulan biriymişsin gibi hareket et. Bankada paran varmış gibi davran. Bu metodun gücü dönüştürülebilme yasası ile açıklanır. Bu yasa kendini olumlu ve iyimser hissettiğin zamanlarda duygularının bunlarla bağdaşık eylemleri ve davranışları üreteceğini söyler. Bunun tersi de doğrudur. Kendini iyi hissetmiyor ama istekli veya neşeli davranıyorsan, hissettiklerinin olumsuz olmasına rağmen bu kez de olumlu davranışların olumlu duyguları üretecektir. Yani duyguların ve davranışların birbirlerine olumlu ya da olumsuz anlamda etki eder ve dönüştürülebilirler. Davranışlarının onlarla uyumlu duyguları yaratmadığı herhangi bir dönüşüm deneyimi yaşamaksızın 5 veya 6 dakikadan daha fazla mutlu veya neşeli bir insan rolünü oynaman neredeyse mümkün değildir. Bunu gerçeğini başarana kadar sahtesini yap şeklinde açıklamak da mümkündür. Olumlu ve istekli davrandığında çok geçmeden kendini olumlu ve istekli hissettiğini göreceksin. Bu metodun en güçlü yanı, duygularını kontrol edemesen bile eylemlerini kontrol etmek yolu ile dönüştürülebilme yasasını da kullanarak arzu ettiğin duygusal durumu elde edebilmendir. Bu yöntemi kullanarak performansı yüksek olan erkek veya kadınların zihinsel niteliklerini kendi zihninde de yaratabilirsin. Böylelikle güçlü, cesaretli, güvenli, zeki ve bilgi dolu olarak yaşaman ve hayat standardını yükseltmen mümkün hale gelir. Bu özelliklere zaten sahipmişsin gibi davranabildiğinde, çok geçmeden bu niteliklerin sende belirmeye başladığını şaşkınlıkla hissedeceksin. Ondan sonra da diğer insanlar seni tıpkı hayalindeki insanmışsın gibi kabul etmeye başlayacaklardır. Yukarıda saydığım, anlattığım metot, kişiliğini tümüyle istediğin şekle getirebilecek ve dönüştürebilecek yeterliliktedir. Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için önce kendini olmayı arzu ettiğin kişi gibi düşünmeye başla. Sonra kendini sanki bu kişiymişsin gibi her detayına kadar canlı bir şekilde imgele. Bu durumu onayla ve bunları güçlü bir şekilde, olumlu cümleler kurarak yüksek sesle dillendir. Bunu yaparken sözcüklerin duyguları yarattığını ve düşünceleri kristalize ettiğini hatırla. Ve son olarak davranışlarını başarı, mutluluk, bolluk ve olumlu kişilik mesajlarına uygun hale getir. Yani tıpkı öyle davran.